hadi verin. Verin bak ne kadar çok amca gelmiş bak. Yaklaşık 20 gün önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril'in üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Durumu ağır olan bebek Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edilerek burada Eskişehir Şehir Hastanesi yanık merkezinde tedaviye alındı. Bay bay, bay bay. Tedavisi 15 gün süren Beril bebek taburcu olarak evine dönerken hafızalarda Sandıklı ilçesinden Eskişehir'e helikopter ambulans da gelirken Beril bebeği kucağından hiç indirmeyen ATT Mehmet Canko'nun bu görüntüleri kaldı. İyileşerek bugünlerde annesi, babası ve ablasıyla birlikte sağlığına kavuşmanın tadını çıkartan Beril bebeği evinde ziyaret eden ATT Mehmet Canko, onu sağlıklı bir şekilde görmenin mutluluğunu paylaştı. Çok mutluyum yani o vaziyette gördüm Beril iyileşmiş. Şimdi oyun oynuyoruz. Tarif edilemez bir mutluluk. O var olsun, o sağ olsun. Annesi babası ona iyi baksın. O da yetişsin, ATT cırtında koydum. Geleceğin 112'cisi olacak o. Beril bebeğe bir de oyuncak hediye eden Canko ayrıca ATT armasını da Beril bebeğe taktı. Beril bebeğin babası Mahmut Aktaş, ATT çalışanı Canko'ya teşekkürlerini iletirken, bir sağlık çalışanının vicdanını, insanlığını, bütün karakterini bir mesleğe toplayarak mutlu bir fotoğraf ortaya çıkardığını söyledi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Hani çok sağ olsun. Hani sürekli söylüyorum ben, hani o fotoğrafı gördükten sonra, ne bileyim bir sağlık çalışanının vicdanını, insanlığını, ne bileyim bütün karakterini bir mesleğe toparlayabilmesi, ne bileyim böyle bir güzel, ne bileyim ben ne derler, şey çıkarabilmesi, mutlu bir anı fotoğraf çıkarabilmesi. Ya yani bunu sürekli yapıyor olabilmesi. Yani ben Mehmet Bey'i de araştırdım. Hani Mehmet Bey bir sağlık çalışanı olarak götürdüğü böyle küçük çocukları hep bu şekilde götürdüğünü öğrendim. Yani ne bileyim ya, çok iyi bir şey. Ben bir baba olarak yani gerçekten onur duydum, gurur duydum kendisinin bu hareketinden dolayı.